Evet dayı, yol problemleriyle devam edelim. Şimdi çocukluktan beridir bildiğimiz bir ifade var. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi biz bu formülü bilmeden de çok rahatlıkla cevap verebiliriz. Mesela dayı, saatte 100 kilometre hızla hareketten bir araç 5 saatte buradan nereye gidebilir? Buradan Tokat'a gidebilir. Evet, Erbaa'ya kadar gidebilir değil mi? Yani 100 çarpı 5'ten 500 kilometre. Bunu bilmeden insanoğlu hızın 100 ise 5 saatte 500 kilometre gideceğini rahatlıkla söyleyebilir. Veya o güzelim şehre 5 saatte gidebilmek için hangi hızda gitmemiz lazımdır desek? 100 kilometre bölü saat. Çünkü mesafe 500 kilometre, hızda 100, o zaman 5 saat. Ya da 500'ü 5'e böldüğümüzde hızını 100 bulabiliriz. Dolayısıyla buradan dayı hızı yol bölü zaman, bunu bunun altına koyarız. Zamanı ise yol bölü hız olarak bulabiliriz. Bizim için burada en önemli şey dönüşümlerdir. Sorunun başında bana kilometre bölü saat olarak verecek, sonunda metre bölü dakika olarak isteyecek. Veya kilometre bölü saat olarak verip metre bölü saniye olarak isteyecek. İşte özellikle de tren tünel sorularında buna çok dikkat edeceğiz. 120 kilometre bölü saati metre bölü dakika çevirmek için adamın şu kilometrenin yerine 3 tane sıfır atacağız. Evet, 3 tane sıfır atıp kilometreyi metreye çevirmiş oluyoruz. Saati dakikaya çevirmek için de şunu bilmemiz yeterli. 1 saat 60 dakika. Hemen 60'a böldüğümüz zaman kilometre bölü saati metre bölü dakikaya çevirmiş oluruz. Arkadaşlarım bunu coğrafyadaki 5 sıfırla karıştırmasınlar. Orada santimetreye çeviriyorduk. 120 kilometre bölü saati metre bölü saniyeye. Yine yanına 3 tane sıfır gelecek. Dayıcığım 1 saat kaç saniyedir? 3600. Altına da 3600 yazarsak metre bölü saniye çeviririz. Buna dikkat edin. Tren tünel sorularında bu önemli. Kanunlarımız var bizim. Bu kanunlarla biz hız problemlerini çok rahatlıkla çözeceğiz. Kanun 1. Sen dur, hızını bana ver. Ben sana geleyim. Çok güzel bir kanun dayı. Araçlar birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa biri diğerine diyor ki kardeşim sen dur diyor ya, hızını bana ver ben sana geleyim. Nasıl olsa birbirimize doğru gelmiyor muyuz? Şey değişmez mi? Evet, o zaman bu buna diyor ki kardeşim sen bir dur. Durdu bak dayı, sıfır oldu. Hızını buna verdi, 100 oldu. Aralarındaki mesafe 200 metre olduğu için 200'ü 100'e böldüğümde bu A aracı B aracına 2 dakikada gelir mi? Evet. Bitmiştir. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Hızlar, araçlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde hızlar toplanır. Kitaplarımızda böyle yazıyor. Hocam sen ne diye sen dur hızını bana ver falan diyorsun diyen arkadaşlarımız olabilir. İleride sorularda sen durun ne kadar önemli olduğunu görecekler. Yani 200'ü 100'e böldüğümüz zaman 2 dakikada karşılaşırlar. Kanun 2. Sen dur kaçma. Hızını ve hırsını gel benden çıkar. Nasıl olsa seni yakalar. Biri birini kovalıyorsa dayı. 100 metreyle gidiyor, bu 60'la gidiyor. Aralarında 200 metre mesafe var. Bu buna diyor ki, kardeş kaçma sen dur. Ve durdu. Hızını ve hırsını gel benden çıkar. O zaman 100'den 60 çıktı 40. Artık bu duruyor dayı, sen 40'la geliyorsun. Ne kadar sürede gelirsin? 5'te. Yani mesafe 200 metre, hızda 40 olduğu için 200'ü 40'a böldüğümüz zaman 5 dakikada. Ha C noktasından karşılaşıyorlarsa o zaman 5 dakikada bu araç ne kadar yol gider? 200. 5 dakikada 200 metre yol gider değil mi? Eski hızını düşün dayı. Eski hızı neydi bunun? 100'dü. 5 dakikada 500 gider. O zaman 200'ü çıkartırsak şuraya 300 kalır. Not. Bana geleni toplarım. Benden kaçanı hayatımdan çıkarırım. Yani kanun 1 ve kanun 2'nin birleşimi bu. Bana geleni toplarım, benden kaçanı hayatımdan çıkarırım. Şimdi bu ikisini örnek üzerinde görelim. Çevresi 800 metre olan dairesel pistin etrafında birbirine doğru şekildeki hızlarla hareket eden iki araç vardır. Bu araçlar üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaşırlar ve üçüncü kez nerede karşılaşırlar? Şimdi dayıcığım, burada bir sarı köpeğimiz var, 60 ve bir beyaz köpeğimiz var, 40. Bunlar birbirlerine doğru giderken sen dur dedik bunlara ya da siz durun dedik. Hadi yerlerinize gidin. Bunlar hemen yerlerine geçtiler. Bona diyor ki yavrum diyor biz birbirimize doğru geliyoruz. Birimiz dursun diğerinin hızını alsın o gitsin. Birisi gayet güzel. Evet, sarı köpek beyaza diyor ki sen dur senin zaten hızın da yavaş.
Durdu. Ver hızını bana. Ben 100 olayım. Bunun hızı artık 100. Çevresi 800 metre olduğundan dolayı 4'e böldüğümüzde her bir dilimin 200 metre olduğunu biliyoruz. Şu an şurası 200 metre. Bize üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaşırlar diyor dayı. O zaman bu sarı köpek beyaz köpeği görmek için ilk karşılaşmak namına gideceği yol 200 metre midir? Evet. Geldi 200 metreye gitti. İkinci karşılaşması demek çemberin çevresi kadar gitmesi demek mi? Evet. Üçüncü karşılaşması bir çember daha. Gördüğümüz gibi sarı köpeğimiz iki turunu da tamamladı. İki çevre artı 200 metre daha. Evet. Yani diyorsun ki buradan buraya önce 200 metre geldi, bir kez gördü, selamını çaktı, sonra bir tur bindirdi, sonra bir tur bindirdi. O zaman bana 10 kez dese önce 200 metre gelecek, sonra 9 defa çember olacak. O zaman toplam 1800 metre gittiyse ve sarı köpeğimizin hızı 100'dü değil mi artık? Evet. 1800'ü 100'e böldüğümüzde 18 dakika buluruz. Şimdi A şıkkını çözdük. Peki B şıkkında bize ne istiyor? Nerede karşılaşırlar? Evet. O zaman ben diyorum ki sen normal 60, sen de normal 40'sın. İstediğimle çarparım. 18 dakika gitmek şartıyla. Ben sarı köpekle yapsam 18 çarpı 60'tan 1080 metre gitmesi gerekiyor. Görelim dayı 1080 metre bir gitsin bakalım. Zaten bir turunu bindirse 800 gidecek. 200 daha geldi. 1000, 1080. Beyaza göre yapsak, beyazın hızı 40, 18 çarpı 40'tan 720 yapar. Yani bir turunu bile tamamlayamaz ve görüldüğü gibi burada karşılaştılar. İşte biz bu çember sorusunda dayı, bunların karşılaşmalarını, dakikalarını, zamanı, neresini, hepsini sen durla yaptık değil mi? Evet. Sen dur, hızını bana ver, ben sana geleyim. Diğer bilgiyle karışabilir. Mesela aynı yönde gidenler çıkartılacak. Karşı karşıya gelenler toplanacak. Formülünde buna uyarlamak zor olabilir. Evet. Şimdi bir de kovalayanlardan yapalım. Çevresi 800 metre olan bir pistin A ve B noktalarından şekilde verilen hızlarla aynı yönde iki araç hareket etmektedir. A şıkkı üçüncü kez kaç dakika sonra yan yana gelirler? B şıkkı üçüncü kez nerede yan yana gelirler? Biri 60, biri de 20 dayı. Birbirini kovalıyor ve durdular. Yerinize gidin diyorum ben bunlara. Yerlerine gidiyorlar. Şimdi dayı, bu ona diyor ki, kardeş diyor, sen ne kaçıyorsun ya? Senin hızın 20, benim hızım 60. Sen ne kaçıyorsun? Sen dur, hızını versin, gel benden çıkar. Ben nasıl olsa seni tenhada yakalarım. O zaman bunun hızı 0 değil mi dayı? Sloganımızı bir görelim. Sen dur kaçma, hızını versin, gel benden çıkar. Nasıl olsa seni yakalarım. O zaman dayıcığım, bunun hızı 0, bunun hızı da 40. Aradaki mesafe yine 200 metre şurası. O zaman ilk görmek 200 metre. Ondan sonra iki tane de ne yapacak? Çevre. Çevre, yani tur bindirecek. İlk görmesi 200 metreydi. Bir tur daha bindirdi. İkinci kez selamı gönderdi. Aha, üçüncü kez de selamı göndermiş oldu. Yani toplamda 1800 metre gitti. Hızı da 40 olduğundan 1800'ü 40'a böldüğümüzde 45 dakika bulduk. Şimdi nerede? Eski hızlarına döndük. 60'a 20. İstediğimizde çarpabiliriz. A'daki araca göre yaparsak 45 çarpı 60'tan 2700 metre gitmesi gerekiyor bu. B'deki araca göre yaparsak 20 çarpı 45'ten 900, ki mantıklı olan adam şu küçük olana göre yapar değil mi? 900 metre gidiyorsa bir tur bindirdi 800. BC. Sonra bir 100 daha geldi BC arasında. Görelim dayı. İlk karşılaşmalar oldu. Ve üçüncü karşılaşmalarında BC arasında olduğunu gördük. Yani iki özelliğimizde de gördüğümüz şey nedir? Sen dur, hızını bana ver veya sen dur, hızını benden çıkar. Kısacası bana geleni toplarım, benden kaçanı çıkarırım. Dayı şu kanun 3 var ya, biz konuşurken durmadan gelip gelip gitti. O kadar sabırsız, o kadar önemli bir özellik ki. Araçların hızları oranı yolları oranına eşittir. Tersi de doğrudur. Eşit zamanda. Gerçekten çok 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 önemli. Öğrencilerimizin böyle çözemedikleri sorular genelde bu kanunla çözülüyor. Ya bana bir hız problemi getirdiğinde ben hemen şey derim. Yavrum, kanunların kanunu, babaların babası kanun için uyguladın mı? Bunu sorarım. Çünkü sordukları soru hep bununla çözülüyor. ÖSYM ilk başlarda dayı,
en ilkel yolla bu soruyu tipini sordu. Karenin D noktasından hareket eden iki araç eşit zamanda R noktasına geliyorlar buraya doğru. V1, V2. Buna göre V1 bölü V2 nedir demiş. Şimdi karemiz burada. Öncelikle biz şu 2RB eşittir AR bilgisini kullanalım. Buraya X dersek buraya 2X olur değil mi? Hemen bunları yerleştirelim. RB'ye X, AR'ye 2X. Bu kare olduğu için her bir kenar o zaman 3X olur. 3X, 3X, 3X. Madem R noktasında buluştular bunlar. O zaman dayı V1 bölü V2 soruyor değil mi? Hızlar oranı, yollar oranı. V1'in gittiği yolu görüyorum yüzdeyi. Evet. 3X, 6X, X daha 7X. V2'nin gittiği yol 5x. 3x, 2x daha 5x. X'ler birbirini götürdü ve 7 bölü 5. İlk başlarda bunu sordu. Basit bir soru değil mi? Evet. Daha sonra işi birazcık böyle geliştirdi, dikdörtgene döktü. Soruyu görelim. Şeklindeki dikdörtgende D noktasından aynı anda hareket eden iki araç aynı sürede R noktasına karşılaşıyor. Bu bilgi verilmiş. Buna göre V1 bölü V2 nedir? Şimdi biz yine şu bilgiyi bir kullanalım. 3RB eşittir, 2BC eşittir, AR. 6 katlık bir durum var. Evet, 6 katlık bir durum var. Şimdi buradayım. O zaman ben şuna 6 dersem, 6'yı 2'ye böldüğümde burası 3, 6'yı 3'e böldüğümde burası da 2 olur. Bu bilgileri yerine yazalım. AR denilen şey 6, BC RB denilen yer 2, BC denilen yer 3. O zaman dayı burası 8 ise alt taraf 8 olur, karşı tarafta 3 olur. V1 bölü V2, hızlar oranı yollar oranıdır. O zaman ben de hemen V1 bölü V2, V1'in gittiği yoldayı. 8, 3 daha 11, 2 daha 13. Kalın puntolarla belli, evet. Değil mi? 13'ü yazdık. V2'nin gittiği yolda görüldüğü gibi 6, 9. 9. O zaman cevabımız 13 bölü 9 olur. Daha sonra biraz daha tarzı değiştirdi. Şöyle bir soru sordu dayı. O noktasından şeklindeki hızlarla iki araç zıt yönde hareket etmektedir. Güzergahlardaki şehirlere varıp tekrar geri dönüp o noktasından 20 metre uzaklıkta ilk kez karşılaşıyorlar. Buna göre AB kaç metredir? Dayı şimdi bunlar gitmişler şehirlere, oradan tekrar dönmüşler ve o noktasından 20 metre uzaklıkta bir yerde karşılaşmışlar. Senin engin bilginden şunu alalım dayı. O'nun sağında mı buluşurlar, solunda mı buluşurlar? Sağında buluşurlar bence. Evet. Sağında buluşmalarının nedeni bunun daha hızlı olması değil mi? Aşikar. Çünkü bu 60 karşıya gidip tekrar O'ya geldiğinde bu adam daha gidip gelememiştir. Evet. Demek ki 60'la giden biraz daha buraya giderse o zaman burada bir yerde buluşurlar. Önce buna karar verdik. Burada bir yerde buluştuklarının kararını verdik. 20 metre demişti. O zaman buraya 20 metre dedik. Buraya x dedik. Yarısı olduğundan buraya da 20 artı x'i koyduk. Artık hızlar oranı yollar oranına uygun. Aynen öyle. Ellerimi kaldırdım dayı. Hızlar oranı yollar oranı. Kanunların kanunu. 60 bölü 40. 60 dediğimiz şu kırmızı güzergahta giden. Onun gittiği yol x artı 20 bir gitmiş. X artı 20 bir gitmiş. Artı bir 20 daha gitmiş. 4x artı 60. 4, 2x artı 60. 4x nereden geldi dayı? X artı 20, x artı 20, 2x artı 40, 20 de buradan. 2x artı 60. Bunun gittiği yol ise 20 gitmiş, x gitmiş, tekrar bir x gitmiş. 2x artı 40. 2x artı 20 dayı. Evet, fazla fazla yoldayız. Maşallah yani sayılar bugün bir fazlalıkla gidiyor. Daha sonra burada sadeleştirmelerimizi yapar, içler dışlar çarpımı yaparsak x'i 30 buluruz. Bura 30 ise 20 artı 30, 50. Yolun yarısı 50 ise diğer yarısı da 50 olacağından toplam yol 100 metredir. Bize de onu soruyor zaten. İşte eskiden bu soruları çözmek çok zordu. Hızlar oranı, yollar alanı. Hızları saatte 2V ve 3V kilometre olan iki araç aynı anda ve aynı yönde, aynı günde mi? Aynı anda ve aynı günde A'dan hareket ediyorlarmış dayı. Aynı günde hareket ediyorlarmış. Komik olmuş orası. Evet. Araçlardan biri B'ye gidip hiç durmadan geriye dönerek C'ye vardığı anda diğer araç A'dan C'ye ulaşıyor. AB yolu 250 kilometre olduğuna göre BC yolu kaç kilometredir? Şimdi biri gidiyormuş, dönüyormuş, diğeri de daha C noktasına karşılaşıyorlar. Bunu bir animasyonla gösterelim. Evet. Şimdi dayı,
AC yoluna X, BC yoluna Y dersek, iki tane köpeğimiz yine var. Sarı köpeğimizin hızı 3V olsun. Beyaz köpeğimizin hızı da 2V olsun. Şimdi burada bunlar koşmaya başladılar. Gördüğün gibi sarı köpek B'ye gitti, döndü ve beyaz köpekle C noktasında karşılaştılar. Şimdi dayı sana soruyorum. Sarı köpek ne kadar gitti? Sarı köpek ne yapmıştı dayı? A'ya gitti, B'den C'ye geldi. X artı Y artı Y. Evet. Çok güzel. Yani X artı 2 Y. Evet. Beyaz köpek de X. X gitti. En önemli kanunumuz neydi? Hızlar oranı, yollar oranı. Aman korktum dayı, bu kadar yüksek var mı? Hızlar oranı, yollar oranı. O zaman kanunumuzu görelim. Hızlar oranı yolların oranına eşittir. Hemen yapalım. 3V bölü 2V, X artı 2Y bölü X. Buradan V'ler gider, içler dışlar yaparsak X eşittir 4Y buluruz. E dayı, yolun tamamı 250 metreydi. Ya. Zaten şu derinliklerde gözüküyor. Şura X, şura Y'ydi değil mi? Evet. O zaman bura 4Y, burada Y ise 5Y eşittir. 250'den Y eşittir 50 olur. Şuradaki mesafe 50. Evet. Ve geldik kanun 4'e. Kanun 4 diyor ki, tren tünele girerken kendi boyunu asla unutmaz. Lakin bizim öğrenciler unutur. Evet. Yani gerçekten çok garip bir şey ya. Yani nasıl unutursun arkadaş? Bak biz bunu kanun olarak da söylemişiz. Bir adam kendi boyunu nasıl unutur? Ama tren sorularına gelince hocam unuttum. Kanunum zaten kendisi unutmaz diyor. Onun için lütfen unutmayın arkadaşlar. Saatteki hızı 180 km olan bir tren 1500 metre uzunluğundaki bir tüneli 40 saniyede geçiyor. Bak dayı. Saatteki hızı 180 km. Kilometre böyle saatle başlamış. Evet, saniye. Devamına gelmiş saniye demiş. Buna göre trenin boyu kaç metredir? Sonunda da metreyle bitirmiş. Metre bölü saniyeye çevireceğiz bunu. Biz dersin başında kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmemiz gerektiğini söylemiştik. Nasıl yapıyorduk? 3 sıfır at yanına 3600'e böl. Bravo. O zaman dayı 180 kilometre bölü saat sen dediğin gibi yanına 3 tane sıfır atıp 3600'e bölüyoruz. Ve buradan sadeleştirme yaparsak 50 metre bölü saniye bulduk. Şimdi trenimiz bu X. Hızı da 50 metre bölü saniye. Yanına bir de tünelimizi koyalım. 1500 metre. Demiştik ki tren tünele girerken boyunu asla unutmaz. Yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman bu trenin gideceği yol tünel artı kendi boyudur. Evet. Yani x artı 1500'dür. Evet. Hızı zaten 50 yazdık. Zamanı da kendi 40 saniye vermiş. 40'ı koyduk. O zaman x artı 1500 eşittir 2000 ve x eşittir 500 metre trenimizin boyu olur. Bilge otobüse, dayı bu soruyu da sen oku bize. Bilge otobüse binerek okula gitmek istiyor. Bilge'nin birinci durağı olan uzaklığının ikinci durağı olan uzaklığına oranı 2 bölü 3'tür. Şekilde verilmiş orada. Otobüsün geldiğini gören Bilge duraklardan hangisine doğru yürürse yürüsün saatteki hızı 30 km olan otobüsle aynı anda durakta bulunduğuna göre Bilge'nin yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Bilge ikinci durağa doğru yürüdüğünde otobüsün birinci durakta durmadığı varsayılacaktır. Uzun bir soru mu dayı? Uzun bir soru. Evet. 2008'de çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Bu sınava ben de girmiştim dayı. Sınavdan çıktığımda öğrencilerin Allah belanı versin Bilge dediklerini hatırlıyorum. Bilge'nin ne günahı var? Sen gidip de çalışmazsan soruyu çözemezsin. Ve çok ilginçtir dayı. Yıllarca hep ben kanun 3'ten bahsettim. Hızlar oranı, yollar oranı. Yollar oranı, hızlar oranı. Nihayetinde de çok güzel bir şekilde soruyu sordular. Yine bunu bir animasyonla görelim. Otobüsümüzü gördük. Bilgeciğimizi gördük. Evet. Sloganımızı gördük. Hızlar oranı yollar oranına eşittir. Şimdi otobüsün birinci durağı olan uzaklığı y, bilgenin de birinci durağı olan uzaklığı 2x. Y'ye 2x. Çünkü sorun başında şu mesafenin şu mesafeye oranı verilmişti. Biz de 2x'e 3x dedik. Orada da y. Birinci durağa niyetlenirse gidilen mesafeleri görüyoruz. Otobüs Y geldi, Bilge 2x geldi. Ve dayı,
Bilge'nin hızını bilmiyoruz B, otobüsün hızı da 30'du. 30 bölü Bilge, Y bölü 2X. Hızlar oranı, yollar oranı. Şimdi ikinci duruma baktığımızda Bilge buraya gelecek, otobüs de buraya gelecek. Bilge'nin gideceği yol 3X, otobüsün gideceği yol Y artı 5X. Görelim, Bilge bu tarafa doğru geldiğinde otobüs buraya gelmiş. O zaman Y artı 5X'e 3X. Dayı ikisi de hızlar oranı, yollar oranı. 30 bölü Bilge, 30 bölü Bilge. O zaman bunların birbirlerine eşit olması gerekiyor. Hemen eşitledik, x'leri götürdük, içler dışlar çarpımı yaptık ve y'yi 10x bulduk. Madem y'yi 10x bulduk dayı, hemen şu denklemde y yerine 10x yazsak. 10x bölü 2x eşittir 5, 30 eşittir 5b'den, b'yi 6 buluruz. Yine sen hızlı bir şekilde bize cevabı verdin. Buradan içler dışlar yaptık ve B'yi 6 bulduk. Yani sevgili arkadaşlarım, bu soru zor bir soru değil. Bu soru iki defa hızlar oranı, yollar oranı yapıp denklemleri birbirine eşitlemekle çıkar. Kanun 5. Kanun 5'i de dayı senin sesinden duyalım kanun 5'i. Tabii ki dayı. Kanun 5 diyor ki ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman. Evet, toplam yol bölü toplam zaman. Gerçekten önemli bir kanunumuz dayı. İlk etapta ÖSYM şunu sordu dayı. Bir araç 70 km hızla 4 saat, 80 km hızla 1 saat yol alarak belli bir yolu tamamlıyor. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı kaçtır? Şimdi hemen görelim. 70 km 4 saat gitmiş, 80 km 1 saat gitmiş. Abicim benim toplam yol bulmam lazım. Saatte 70 ile giden bir adam 4 saatte ne kadar gider? 280 kilometre. Direkt çarparız değil mi? 280. Saatte 80 kilometre ile 1 saat giden adam? 80 gider. O zaman toplam yol 280 ile 80'i topladığımızda 360 deriz. Toplam zaman zaten belli mi dayı? 5 saat. Direkt belli. 4 artı 1 de 5 saat. O zaman ortalama hızımız toplam yol bölü toplam zamansa, toplam yolum 360, zamanım da 5. 360 bölü 5'ten ortalama hızı 72 buluruz. Daha sonra ÖSYM biraz daha geliştirdi soru tipini. A şehrinden B şehrine 60 km hızla gidip B şehrinden A şehrine 40 km hızla dönen bir aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı kaçtır? Maalesef halkımın verdiği cevap 60 ile 40'ı toplayıp 102'ye bölüp 50 demek. Ya biz senden aritmetik ortalamayı mı istedik? İstesek onu sorardık. Onu sorardık. Biz burada ne diyoruz? Ortalama hız. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandır. O zaman hemen bir gösterimini yapalım. 60'la gitmiş, 40'la dönmüş. Şimdi dayı, ortalama hız toplam yol bölü toplam zaman değil mi? Evet. Ortada yol yok. Ortada zaman yok. O zaman yolu biz belirleriz. Biz bu araç diyor ki ben 60'la gidiyorum. Yol kardeş 60'ın katı ol. Dönerken de diyor ki ben 40'la geliyorum. Yol kardeş 40'ın katı ol. Tamam karar ver kardeşim. 60'ın mı 40'ın mı? Orada da hemen OKK heyeti kuruluyor. Tamam diyor kavga etmeyin. Kararı veriyorlar. OKK'lerini 120 buluyoruz. O zaman OKK'leri 120 olsun. Yol 120 kilometre. Gidişte de 120, gelişte de 120. Yol kısalmıyorsa değil mi dayı? O zaman toplam yol bölü toplam zamandan yolumuzun 240 olduğunu biliyoruz. 120 gittik, 120 döndük, 240. Zamanımıza gelirsek giderken 120'yi 60'a bölüp 2 saatte gittiğimizi, dönerken 120'yi 40'a bölüp 3 saatte döndüğümüzü biliyoruz. 240 bölü 5'ten cevap 48 km bölü saat olur. Kitaplarda bunun formülü var. 2V1 V2 bölü V1 artı V2. İsteyen bunu yapsın. Evet dayı, bu soruyu da birlikte çözelim. A'dan B'ye 60 km hızla giden bir araç, B'den C'ye V km hızla 3 saatte varıyor. Bu aracın 360 km'lik AC yolu boyunca ortalama hızı 72 olduğuna göre V kaçtır denilmiş. Şimdi dayı şekil üzerinde bir görelim. 60 km hızla böyle gitmiş, buradan da V km hızla 3 saat gitmiş. Ortalama hız 72'ymiş, yolda 360. Dayı, yol belli, ortalama hız belli. Biz oradan hemen süreyi buluruz değil mi? O zaman V-ort'un olduğu yere 72'yi, ortalama hız yani V-ort. Evet. Toplam yol 360. Buradan T'yi kaç buluruz? T'yi 5 bulduk. Toplamdan 5 saat gitmiş.
BC yolunu 3 saatte gittiği söylenilmiş bize. Evet. O zaman hemen buraya 3 saatimizi koyduk. 2 saat sürüye kalır. 2 saat kalır değil mi dayı? O zaman AB arasında 2 saatte gider. 2 saat kalır. Yolda 120 kilometre olur. Bravo. A'dan B'ye saatte 60 gidiyorsa 2 saatte buraya 120 kilometre yapar. Evet. Yolun tamamı kaçtı? 360'da buraya da 240 kalır. Bravo. 360'dan da 120'yi çıkarttık. 240 ve artık dananın kuyruğu kopacak. 240 kilometrelik yolu 3 saatte gitmişse 80'dir. Yolu zamana bölersek de hızı buluruz. Oradaki hız da 80 olur. Benim çok hoşuma gidiyor bu soru. Evet. Parçadan, bütünden parçaya doğru gidiyoruz değil mi dayı? An an çözüm bu şekilde yapılır. Şekilde görüldüğü gibi A ve B araçları birbirlerini kaç dakikada geçerler? Bunun için ne demek istersin dayı? Dayı bunun için şunu demek isterim. A ve B araçları bunlar birbirlerine doğru gidiyorlar. O zaman kanun birden başladı. Yani sen dur. Sen dur, hızını bana ver. Ben hızını sana geleyim. Bana ver, ben ve sana. Ve boylarını da unutmayız. Yol evet. Olarak bunlara hız kıratını unutursam yol olmaz. Evet. A aracı B aracına sen dur, hızını bana ver derse iş biter dayı. O zaman bu buna diyor ki sen dur, hızını bana ver. A'nın hızı 60 artı 40'tan 100 olur. Bunun hızı da 0 olur değil mi? Evet. E dayı bu 0'sa bu tünel gibi olmadı mı? Evet. Bu da tren gibi oldu. Tren tünele girerken boyunu asla unutmaz. O zaman A'nın hızı 100, B'ninki 0. Artık A aracını tren gibi, B aracını tünel gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla gitmesi gereken yol kendi boyu artı tünelin boyu 500. Hızı da 60 artı 40'tan 100. 500 bölü 100'den 5 dakikada birbirlerini geçerler. İşte arkadaşlar, burada sen dur demenin önemini görüyorsunuz aynı zamanda. Bunu soruyu senden alalım dayı. Tabii ki dayı. Bir koşucu rüzgara karşı 10 dakikada koşabildiği bir mesafeyi rüzgarı arkasına alarak koştuğunda 8 dakikada koşabilmektedir. Buna göre koşucunun hızının rüzgarın hızına... Ya gelsene buraya. Bak montajda çok iş çıkacak ha bana. Ben iki iş oldu ama ben bağırıyorum, nasıl duymuyorum. Ya geliyor sesin. Yani gene daha net gelsin. Tamam dayı. Neyse. Bu soruda ben daha alalım. Ben oradan mı geçeyim buraya? Ya gel buraya gel direkt. Baştan alalım. Buraya gelsene. 3, 2, 1, 0. Evet dayı, bu soruyu da senden alalım. Tabii ki dayı. Bir koşucu rüzgara karşı 10 dakikada koşabildiği bir mesafeyi rüzgarı arkasına alarak koştuğunda 8 dakikada koşabilmektedir. Buna göre koşucunun hızının rüzgarın hızına oranı kaçtır? Evet dayı. Şimdi dayı hemen bir şeklimizi çiziyoruz. Bu koşucu, bu rüzgar. Diyor ki rüzgara karşı 10 dakikada koşabiliyormuş. Rüzgara karşı koşuyorsa rüzgar buna engelleyici bir etki yapar. Koşucunun hızına K, rüzgarın hızına R dediğimizde K eksi R çarpı 10 dememiz buraya. Buradan koşucunun gittiği yolu bulmuş oluruz. K eksi R çarpı 10. Evet. Yani diyorsun ki karşılıklı birbirlerine doğru geliyor ama rüzgar onu engelliyor değil mi? Engelliyor. Onun için gibi yani. K eksi R dedi. Evet. Daha sonra rüzgarı arkasına alarak koştuğunda 8 dakikada koşabilmektedir. Rüzgar da ona bir hız katıyor. Yani destekliyor değil mi? Destekliyor. K artı R çarpı 8. Zaten bu adam aynı yolu gittiği için ikisi birbirine eşit olacak. Evet. Buradan denklemimizi çözdüğümüzde 2K eşittir 18 R, K eşittir 9 R vururuz. Koşucunun hızının rüzgarın hızına oranı da 9 olur. Evet. Teşekkür ederim dayı. Rica ederim. A ve B noktalarından şekildeki hızlarla aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araç 2 saat sonra K noktasında karşılaşıyorlar. İki araç aynı anda ve aynı yönde hareket etseler de A'dan hareket eden araç diğerini C noktasına yetişecekti. Buna göre BC yolu kaçtır? Şekil buydu dayı. Evet. Şimdi birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 2 saat sonra K noktasına karşılaşıyorlarmış. O zaman 2 saatte bu 140 kilometre, bu da 2 saatte 2 çarpı 50'den 100 kilometre gelirler. Evet. Birinci bilgi bu. İki araç aynı anda ve aynı yönde hareket ettiklerinde, yani yönünü bu tarafa çevirdi şimdi. Bundan sonra ben iki şey yapabilirim. Ya buraya X der, araçların hızları oranı, yolları oranı derim. Ya da derim ki bu buna der ki kardeş sen dur, hızını benden çıkar, nasıl olsa seni yakalan. Çünkü biri birini kovalıyor, kaçma der. Bakalım burada ne yapmışız? A, B'ye sen dur kaçma, hızını ve hırsını gel benden çıkar der.
Dolayısıyla bu durunca bunun hızı 20'ye düşer. Aradaki mesafe de 240 olduğundan 240 bölü 20'den 12 saatte yetişir. 12 saatte bu arkadaşımız da 50 çarpı 12'den 600 kilometre gider ve BC arasını 600 kilometre buluruz. Diğer yolu da tekrarlayayım. Buraya direkt X diyebilirdiniz arkadaşlar. O zaman araçların hızları oranı 70 bölü 50 eşittir. 70'in gittiği yol bunun tamamı olacaktı. 240 artı X bölü bunun gittiği yol X olacaktı. Oradan da tek harekette X'i bulabilirdik. Saatteki hızları 45 ve 60 km olan iki hareketle aynı anda A noktasından B noktasına doğru hareket ediyorlar. Hızlı olan diğerinden 2 saat önce B noktasına vardığına göre A B arasını bulunuz demiş. Daha aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Evet. Hızlı olan alttaki değil mi? Evet. Diğerinden 2 saat önce varıyormuş. O zaman buna T dersem diğeri... T-2 diyeceğim. T-2 diyeceğim. Hız çarpı zaman bana... Yolu verir. İkisi de... Aynı yola gidiyor. Dolayısıyla... Eşit diyeceğiz birbirine. Evet. O zaman hemen yolları eşit diyelim. 45 çarpı T eşittir. 60 çarpı T-2. Buradan sadeleştirmeyi yapıp... İşlemlerimi devam ettirirsem ya da yapmayıp da devam ettirebilirim. T 8. eşittir 8 bölü. Evet, yardım olur 8. Evet. AB arasını bana soruyor. T madem 8'dir 45 4, çarpı 80. 8'den cevabımız 360 çıkar dayı. Doğru. Şu 45 ile 60 ile 8 çarparsan 480 ve işlem hatası olur. İşlem hatası. Demek ki çok da hızlı hareket etmemek hızlı gerekiyor. Hareket 8 çarpı 45'ten 360. Hızlı problemlerinde hızlı olmamak lazım. Evet. Ya da dengeli olmak dengeli lazım, değil mi? Çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet dayı, bu soruyu da senden alalım. Aralarındaki mesafe 300 km olan A ve B noktalarında aynı anda birbirlerine doğru hareket, birbirine doğru verilen hızlarla hareket eden iki araç arasındaki mesafe kaç saat sonra 350 km olur diyor. Evet. Şimdi dayı, bunlar hem birbirine doğru hareket ediyor, hem de arada 300 km mesafe var ve bana nasıl 350 olur diyor. Evet. Demek ki ben o zaman şöyle bir şey düşünmeliyim. Birisini durduracağım. Bravo. Diğeri onun üzerinde hareket ettireceğim. O zaman bu 0 oldu, bu 130 oldu. Bunun hızı 130 oldu. E şimdi burası 300. Bu gitti, birbirine doğru gidiyorlar zaten. Yine 300 oldu. Hiçbir zaman bu durumda 350 olamaz. Buraya geldikten sonra... Yani buraya gelene kadar 300 kilometre bitti. Bitti. Sonra o zaman bir 350 bu tarafa doğru gidecek demek. O zaman şunu anlarım. Ben hızı 130 olan bir araç... Toplam 650 km yolu kaç saatte gider? Evet. Burada çok basit bir şekilde 650 bölü 130'dan 5 saat bulunmuş. Evet, gayet güzel dayı. Çözüm de aşikardır demişiz. Şekilde gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirlerine doğru gittiklerinde C'de, birbirlerine doğru gittiklerinde C'de, aynı yönde gittiklerinde ise D'de buluşur. Buna göre X kaçtır denilmiş. Şimdi dayı. V1'e V2 dedik. Bu araçlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde C noktasında karşılaşıyorlarmış. Biz o zaman en önemli kanunumuz neydi? En önemli kanunumuz hızlar oranı, yollar oranı. Yani kanun maddesi 3. O zaman ben şunu diyebilirim. V1 bölü V2 eşittir. Bunun gittiği yol 25, bunun gittiği yol 15. 25 bölü 15 sadeleştirdim 5 bölü 3. Evet. Eğer de aynı yöne gitselerdi. Yani bu tarafa doğru gitselerdi. Şu mesafeye x dedik. Yine hızlar oranı. V1 bölü V2. Bu adamın gittiği yoldayı. Bu adamın gittiği yol 40 artı x. 40 artı x. Bunun gittiği yolda x. E bu da V1 bölü V2. E bu da 5 bölü 3. Bu da 5 bölü 3 olacak. Birbirlerine eşit olmalılar. O zaman içler dışlar çarpımını yapıp x'i buradan 60 buluruz. Dayı bu soru bilgenin sorusunun aynısı değil mi? Aynısı. Bilge burada, otobüs burada. Şu durakta karşılaşıyorlar. Evet. Bilge buraya gitmek istiyor, otobüs de buraya geliyor. Yani aynı soru. Sadece o kadar şatafat yok bu soru. Evet. Yani ÖSYM almış, taklayı açtırmış, soruyu sormuş. Evet. AB'den büyük olmak üzere 50 km hızla A saat, 70 km hızla B saat yol alan bir aracın yol boyunca ortalama hızı kaçtır? Şimdi yine eğer AB'ye eşit olsaydı 50 ile 70'i toplar, 120 2'ye böler 60 derdik. Evet. Eşit olsaydı. Bakıyorum dayı, A'dan 50 km hızla demişti A saat, B saatte 70 km hızla. Eşit olsaydı 70 artı 50 bölü 2'den 60 olurdu dedik.
Ama dayı A saat daha fazlaymış. Yani bu taraf daha fazlaysa cevabımız bu tarafa daha yakın olacak. Evet. 60'dan yani küçük olacak. 60'tan küçük olup 50'den de büyük olacak. O zaman ortalama hızımız 50-60 arasında bir şeydir. Evet. Bu önemli bir şeydi. Bir otobüsün 420 kilometrelik bir yolu 60 kilometre hızla gitmesi düşünülüyor. Bir saat gecikmeyle yola çıkan otobüs bu hızla 2 saat gidiyor. Yolculuğun düşünülen zaman bir akıntının hızı saatte 3 kilometredir. Bir motor akıntıya karşı saatte 6 kilometre hızla gidebildiğine göre 6 saat yetecek olan yakıtıyla kıyıdan en fazla kaç kilometre uzaklaşır? Şimdi dayıcığım, 6 saat yetecek olan yakıt ne demek? Önemli olan bu. Şimdi eskiden ilk ben karşılaştığımda bu nasıl bir şey ya? Yani gemi ya da işte kayık neyse limandan çıkıp 6 saat boyunca nereye kadar gidebilir? Bunu mu soruyor? Değil. 6 saat yetecek yakıt demek gidip gelebilmek demek. Yani sen 6 saatte en fazla ne kadar uzağa gidersin değil. 6 saatte en fazla ne kadar uzağa gidip gelebilirsin. Onun için o zaman gidiş T, dönüş 6X'te. Öncelikle bu cümleyi, analizini yaptık. Şimdi bir defa normaldeki hızı 3'müş akıntının hızı. Motorun akıntıya karşı hızı 6'ymış. Madem akıntıya karşı, o zaman akıntı beni geriye doğru iter. Yani eksiltir beni. Motorun hızına M dersem akıntıya karşı olan hızı M-3'tür. O da 6'ymış zaten. Akıntıya karşı olan hız 6. O zaman M eşittir 9. Motorun hızı 9, akıntının hızı 3. Gösterelim. Motor 9, akıntı da 3. Gidiş T, dönüş 6-T. Giderken dayı 9-3, değil mi? Akıntıya karşı olduğum için 9-3 çarpı T. Gelirken motor da akıntı da aynı yönde gideceğinden 9+3 çarpı 6-T. Dolayısıyla burası 6T, burası da 12 çarpı 6-T'den buradan T'yi hesaplarsak 4 buluruz. T'yi 4 bulduktan sonra şurada yazsak 6 çarpı 4'ten yolumuz 24 kilometre olur. Önemli bir soruydu. A noktasından D noktasına doğru hareket eden bir kızağa B ve C noktalarında birer kişi biniyor. Binen her kişi kızağın hızını yarıya indirdiğine göre kızağın ortalama hızının ilk hızına oranı kaçtır? Güzel. Şimdi birileri biniyor kızağa, her seferinde hız yarıya düşüyor. Dayı şuradaki hızına V dersem, hani V ile gidecek ya, o zaman bir öncesi 2V, bir öncesi 4V. 4V ile başlamak mantıklı. Hani V ile başlasam buraya geleceğim V bölü 2, kesirler, buraya geleceğim V bölü 4. Kesirlerle uğraşacağım, kötü olur. O zaman hızına 4V dedim. Sonra 2V'ye düştüm, sonra V'ye düştüm. Şimdi mesafeyi belirleyelim. Ortalama hız, hani toplam yolu bölü toplam zaman, yolu hıza bölmek için yolu 4'ün katı seçmem mantıklıdır. Yani şu parçayı 4V seçersem güzel olur. O zaman burada 4V, burada 4V. Şimdi başlıyorum. A'dan B'ye bu araç 4V hızıyla 4V bölü 4V'den 1 saatte gelir. Değil mi? Şurayı 1 saatte. Sonra burayı 4V bölü 2V'den 2 saatte. Burayı 4V bölü V'den 4 saatte gelir. Ortalama hızında belli zaten, toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yol 4, 8, 12V. Toplam zaman 4, 6, 1 daha 7. Ortalama hızım 12V bölü 7. Sorumuz bize ortalama hızın ilk hızına oranını soruluyordu. İlk hızım da 4V idi. O zaman 12V bölü 7 bölü 4V. Birinciyi aynen yazdım. İkinci ters çevirdim. Sadeleştirmelerimi yaptım. 3 bölü 7 çıkar. Güzel bir soru değil mi dayı? Güzel. Değil mi? An soruyu çözdük. Bu şekilde değerlendirdik. Toprak yol, asfalt yol. Bu soruyu da senden alalım dayı. Tabii ki dayı. Bir araç A ile B arasında 30 km bölü saat, B ile C arasında 80 km bölü saat hızla toplam 11 saatte alıyor. AB eşittir BC olduğuna göre AC kaç kilometredir demiş bize. O zaman hemen yazalım dayı. Burayı ilk önce 30 km hızla, daha sonra da 80 km hızla toplam 11 saatte alıyormuş. Bize verilmiş zaten zamanda. T saat burası ise 11 eksi T saat burası olur. 30 km hızla T saat yol giderse 30 çarpı T'lik yol gider. Eşitmiş zaten bu iki yol. 80 km hızla da 11 eksi T saat gidiyor. Burada işlemlerimizi yaptığımız zaman 11T 88'den T'yi 8 buluruz. T 8 ise
Hemen buradan 8 kere 30, 240, 240 numarası 480 kilometre olur. Evet. Yani toprak yol, asfalt yol birbirlerine eşitti. Zaten buradaki en önemli şey bu 11 saati kullanmak değil mi? Evet. T saate 11-T. Hız çarpı zaman yolu verdi. Hız çarpı zaman yolu verdi. İki yol kardeşliği. İki yol birbirine eşit. T'yi 8 buldun. 8 çarpı 30'dan 240. 240 da burada 480. Gayet güzel dayı. Yavuz Veli Erbaa yönüne birer saat arayla önce 60 km hızla kamyon, sonra 80 km hızla bir otobüs ve daha sonra da 100 km hızla bir taksi hareket ediyor. Taksi otobüse yetiştiği anda kamyon ile aralarında kaç kilometre yol bulunur? Güzel bir soru. Yavuz Veli benim memleket, Erbaa senin memleket dayı. Buradan herkese selamlar olsun. Yavuz Veli'nden kamyon 60'la, otobüs 80'le ve taksi 100'le hareket ediyormuş. Şurası önemli. Taksi otobüse yetiştiği anda. Taksi ile otobüs muhabbeti var. Hepsi birer saat sonra hareket ediyordu. Yani kamyon hareket ettikten bir saat sonra bu. Bundan bir saat sonra bu. Demek ki otobüs taksiden bir saat önce hareket etti değil mi? O zaman bir saatte bu otobüs buraya geldi mi dayı? Evet. Taksi şimdi hareket edecek. Taksi bakıyor. Otobüs 80 ile gidiyor. Taksi 100 ile. Aralarındaki mesafe 80. Kardeş dur. Kaçma, hızını ve hırsını gel benden çıkar. O zaman hemen kafadan yapalım mı dayı? Mesafe 80, bunun hızı 100, bunun hızı 80. 100'den 80'i çıkartırsak 20. Hız 20. 80'i 20'ye bölersek demek ki taksi otobüse 4 saatte yetişir. Yapalım, taksi otobüse sen dur kaçma der. 80 olduğundan 4 saatte yetişir. Taksi demek ki 4 saat hareket edecek değil mi dayı? Evet. Yazalım. Otobüs taksiden bir saat önce hareket ettiği için 5 saat. Aman ha arkadaşlar 3 saat demeyin. Otobüs daha önce hareket etmiş. Ya zaten ben senden bir saat sonra hareket ettim. 4 saat gittiysem sen benden bir saat önce hareket etmişsin ve benimle hala hareket halindesin. O zaman sen 5 saat gitmişsindir. Evet. Kamyon da ondan bir saat önce gitmişti, o da 6 saat. Yani bir saat önce gitmek daha fazla gitmek demek. Evet. Bizim sorunun sonunda diyor ki taksi ile otobüse yetiştiği anda kamyon ile aralarında kaç kilometre yol bulunur? Taksi otobüse yetiştiği anda kamyon ile, yani taksi ile kamyon arasındaki mesafeyi soruyor değil mi? Dayı 4 saatte bizim taksi 400 gider. Kamyon da 6 çarpı 60'tan 360 görelim. Kamyon 6 saatte 360 kilometre gitti. Taksi de 4 saatte 400 kilometre. Demek ki taksi kamyonu geçmiş mi dayı? Geçmiş. Yani o da normaldir. 40 kilometre önünde bulunur. Çok güzel bir soru. Dairesel bir pistin A ve B noktalarından hızları 18 kilometre bölü saat ve 12 kilometre bölü saat olan iki hareketli birbirine doğru şekilde belirtilen yönlerde hareket ettiklerinde 5 saniye sonra karşılaşıyorlar. Yine aynı şey dayı. Kilometre bölü saat verilmiş. Bizden saniye metre muhabbeti girmiş. Eğer aynı yönde saatin ters yönünde hareket etselerdi kaç saniye sonra A'daki hareketli B'deki hareketliye yetişirdi denilmiş. İlk işimiz belli. Hemen dönüşümler. 18 km bölü saat yanına 3 tane 0 3600'e bölüp metre bölü saniyeye çevirdik. 12 km bölü saat onu da metre bölü saniye çevirdik 10 bölü 3. Şimdi onları gösterelim. Artık 18 km bölü saat yerine 5 metre bölü saniye. 12 kilometre bölü saat yerine de 10 bölü 3. Bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Ona der ki sen dur hızını bana ver ben sana geleyim. Çünkü birbirlerine doğru geliyorlar bunlar. O zaman hızlarını toplarsak dayı 5 artı 10 bölü 3 5 saniyede karşılaşıyorlarmış çarpı zaman. Burayı hemen hesaplarız. 125 bölü 3 olur. Yani şu AB yolu 125 bölü 3 metreymiş. Geometri bilgimizden şunu söyleyebiliriz. 150 derecenin karşılığında 125 bölü 3 varsa 210 derecenin karşılığındaki şu yay nedir? Hemen basit bir oran orantı yaparız. 150 derece 125 bölü 3'e geliyorsa yani görüyorsa burayı 210 derece şu arkadaki mesafeyi buldurur bize. Buradan da içler dışlar yaparsak 175 bölü 3 buluruz. Niye orayı bulduk? Çünkü artık bu bunu kovalayacak. Yani ve kovalarken de A'daki B'dekine diyecek ki sen dur kaçma hızını versin gel benden çıkar nasıl olsa seni yakalarım. O zaman bu mesafeye gidecek. Onun için biz orayı bulduk. O zaman hemen
5-10/3 hızların farkı çarpı zaman eşittir buradaki yol. Onu da 175/3 bulmuştuk. Hemen buradan 3 kere 5, 15, 10 çıktı. 5/3 × t 175/3 3'ler gitti. 175'i de 5'e bölersek 35 saniye buluruz. Tatlı bir soruydu. 3 koşucunun katıldığı bir maratonda. Dahi çok tehlikeli bir soru bu. Birinci koşucu yarışı ikinciden 200 metre, üçüncüden 500 metre önde bitiriyor. İkinci yarışçı ise yarışı üçüncüden 380 metre önde bitiriyor. Buna göre bu yarış pisti kaç metredir? Kesinlikle yine canlandıracağız. Dayı, başlangıç bitiş. Birinci bitirmiş, ikinci burada, üçüncü burada. Birinci koşucu yarışı ikinciden 200 metre. O zaman bu aradaki mesafe 200. Üçüncüden 500 metre. Bununla bunun arasında 500 varsa şurası 300. Güzel. Önde bitiriyor. Şuraya da X diyelim. Devam ediyorum. İkinci yarışçı ise yarışı üçüncüden, o zaman ikinci yarışın bitirme sahnesi de lazım bize. İkinci yarışçı bitirdiğinde üçüncüden 380 metre. Tamamı 500 artı X ise 380'i çıkarttığımızda buraya 120 artı X kalır. Güzel. Buna göre pist nedir diyor. İki tane yolumuz var dayı. Önce ikinci yolla başlıyorum. İkinci koşucuyu baz alırız. Bizim için önemli olan ikinci koşucu. Ve diyeceğiz ki 300 artı X gittiğinde, bak bu kadar yol gittiğinde arkasındakine ne kadar mesafe takmış? 300. Burayı bitirdiğinde dayı, yani 500 artı X gittiğinde arkasındakine taktığı mesafe 380. Hemen içler dışlar. Buradan X 450 çıkar. 450 artı 500'den de cevap 950 olur. Çok sade, çok kolay bir çözüm. İkinciyi baz alıyoruz. Diyoruz ki kardeş sen ne kadar gittin ya? 300 artı X. Arkamdakine 300 taktım. 500 artı X gittiğimde arkamdakine 380 taktım. Burada içler dışlardan X'i bulduk ve cevabı bulduk. Diğer yol ise, yani birinci yol dediğimiz biraz daha artistik. Yani genelde arkadaşlara şu yolu tavsiye ederim de biraz artist olanlar da şu yolu yapabilir. Yine ikinci koşucuyu baz alıyoruz. İkinci koşucu şimdi baktığında üçüncüyle arasında 300 metre vardı ya ilk durumda. Sonra 380 oldu. 80 arttı değil mi dayı? Yani 200 metre gidince 80 arttı. Yani 300 iken 380 nasıl oldu bu? Adam 200 metre daha gitti. 200 metrede 80 açtıysa acaba ne kadar da bu 300'ü açmıştır? Acaba ne kadar da bu 300'ü açmıştır? İçler dışlardan A750 çıkar. Burası da 200 olduğundan 950 olur. Arkadaşlarımıza ben bu yolu tavsiye etmiyorum. Şu yol daha sade, daha anlaşılır bir yol. Bu yoldan çözmeleri daha güzel olur. Yandaki grafik sabit hızla hareket eden A ve B araçlarının yolda geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir. Hareketlerinden kaç saat sonra bu araçların depolarında kalan benzin miktarları eşit olur? Dayıcığım şimdi şekle baktığımızda burada daha net duruyor. Buraya bakalım. Normalde 80'miş 65'e düşmüş. 1 saatte. Yani saatte kaç litre gitmiş? 15. Güzel. A saatte 15 litre benzin gitti. B'ye bakalım dayı. 60'tan 55'e düşmüş. 1 saatte. 5. 1 saatte 5. Demek ki A saatte 15 litre benzin harcıyor. B ise saatte 5 litre benzin harcıyor. Birinci denklemde A'nın eğimi. O eğim dediğimiz şey işte bizim saatte kaç litre benzin harcadığımız. 15/1. B'deki ise 5/1. Burada da belli zaten. 5/1, 5. Hemen A ve B diyoruz. A'nın deposunda en başta 80 vardı. B'nin deposunda da 60 vardı. Saatte bundan 15 gidiyorsa, T saatte eşitlik varsa, T saatte 15 T gitmez mi dayı? Gider. Bundan da 5 T gider değil mi? Gider. Çünkü bunun da saatte 5 gidiyor. O zaman saatte T saatte 15 gidiyor, T saatte 15 T gittiyse kalan 80-15 T'dir. Burada ise kalan 60-5 T'dir. Buradan hemen T'yi buluruz, 2 saat. Çok belli zaten aslında dayı. Hani 1 saat sonra 65'e düştüyse 1 saat sonra 15 daha düş 50'ye düşer. O zaman bu da 1 saatte 55'e düştüyse 1 saat sonra o da 50'ye düşer. 2 saat. İşte ha, yani işlemsiz de bu soru rahatlıkla çözülür. Ha, başka uzun bir soru tipinde de yapacağımız yöntem budur. Hız problemleri de bu dayı.
Elimizden geldiği kadar kanunlarını anlatmaya çalıştık. İnşallah arkadaşlarımız bu kanunları güzel bir şekilde öğrenirler. Bol bol da örnekler çözerler. Faydalı oluruz. Hayırlı olsun arkadaşlar.